A Haber ve A Haber Radyo'dan iyi akşamlar, kadraja hoş geldiniz. Hükümetin uygulamaya koyacağı eylem planı ile terör tamamen bitirilecek mi? Suriyeli muhaliflerle görüşmelerin başladığı Cenevre zirvesinden Suriye konusunda kalıcı bir çözüm çıkacak mı? Ve yeni anayasa. Yeni anayasa, anayasa uzlaşma komisyonu perşembe günü toplanacak. Üyeler belli oldu. Ve yeni anayasa için yol haritası belirlenecek. Peki bu harita nasıl çizilecek? Hangi kriterler esas alınacak? Bu akşam sorularımızın muhatabı Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sabah Gazetesi yazarı Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu ana başlıklara geçmeden önce çok kısa bir geçmişe döneceğiz. Neden? Çünkü Sabancı suikasti 9 Ocak 1996'da meydana gelmişti. Özdemir Sabancı hayatını kaybetmişti. Beraberinde Haluk Görgün ve Sekreter Nilgün Hasefe. 3 tane terörist vardı DHKPC'li. Fehri Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar. Bunlardan Mustafa Duyar öldürüldü cezaevinde. Fehri Erdal'ın hala Avrupa'da, özellikle Brüksel olduğu söyleniyor. Brüksel'de olduğu söyleniyor. İsmail Akkol ise bugün Söke'de, Aydın'da yakalandığı haberi geldi. Sadece şunu hatırlayalım istiyorum. Sabancı suikastı aslında ne anlama geliyordu? Nasıl bir ortamda gerçekleşti? Bunu bir hatırlayalım, öyle başlayalım isterseniz. Şimdi tabii üzerinden 20 yıl geçmiş bir olay. Programdan önce konuştuk. Bana 1996'da işlendiğini, cinayetin söylediğiniz tam 20. yılında böyle bir sonuç ortaya çıktı. O ayrıntıları hatırlamak, o teknik ayrıntılara vakıf olmak bunca zaman sonra imkansız. Türkiye'nin canını en çok yakan tabii cinayetlerden biridir bu. Çünkü 1990'lar Türkiye'de faili meçhullerin had safhaya çıktığı bir dönemdi. Yani her gün birkaç kişinin şöyle veya böyle o günlerde dilimize giren bir tabirle infaz edildiği duyuluyordu. Şimdi Sabancı suikasti bunlardan farklıydı. Çünkü bu faili belli bir cinayetti. Yani o kadar iyi korunan bir kişinin bu şekilde birileri tarafından içeri girmek suretiyle öldürülmesi tabii Türkiye'yi çok sarsan bir olay oldu. Ayrıca da Sabancılar Türkiye'ye en çok katkıda bulunmuş, en büyük yatırımları yapmış insanlardır ve ben o ailenin kurduğu üniversitenin içinde onun ilk gününden beri görev aldım ve bütün o tarihi yaşadım. Onların ne kadar bu işlere canı yürekten yatkın ve yakın olduklarının bizzat şahidiyim. Bu konuda gerçekten şehadet ederim. Şimdi ve ailenin bireyleri Sakıp Sabancı Bey'den başlamak üzere çok sevilen insanlardı. Böyle bir cinayet işlendi. Cinayeti o zaman hatırladığım kadarıyla bir sol örgüt üstlenmişti. Sol örgütlerin bu şekilde işlediği cinayetler 1970'ler ve 80'lerdeydi. 96 gibi bir tarihte onların böyle bir cinayet işlemesi Türkiye bakımından ayrıca sarsıcı oldu. Dediğim gibi failler belli oldu. Bunlardan Fehri Erdal yurt dışına kaçtı, takip edildi, yargılandı. O yargılama süreçleri çok tartışmalı geçti. Türkiye iadelerini istedi, iade edilmediler ve şimdi sizin söylediğinizden anlıyorum ki yani Brüksel'de bir yerde fakat izi kayıp belirsiz. Şimdi yıllar sonra bu kişinin yakalanmış olması tabii çok önemli. Yani hangi cinayetin faili meçhul kalsın bir ister insanlar veya bir toplum, o bakımdan önemli ama bana işte 1990'lardaki o büyük karmaşayı, o gerçekten korkunç dönemleri hatırlatması bakımından da tabii gayet üzüntü verici. Peki, önemli bir gelişme dediğiniz gibi umuyoruz. Çünkü İsmail Akkol Yunanistan'da yargılanırken iade talep etmişti Türkiye ama Yunan hükümeti kabul etmemişti. Umuyoruz ki bir dönemle alakalı bir şeyler açıklığa kavuşur. Evet, umarım. Bir de şunu söyleyeyim ki bu tür büyük cinayetler çok karmaşıktır. Yani bunlar öyle insanların kendi kendilerine verdikleri kararlarla olmaz. Yani dolayısıyla ben de o dileğinize katılıyorum. Umarım bu kişi bir takım açıklamalarda bulunur ve bir takım ayrıntılar ortaya çıkar.
Evet, şimdi gelelim esas gündem maddemize. Şimdi iç politika diyemiyorum, tam olarak dış politika da diyemiyorum. Çünkü Türkiye'deki terör probleminin ucu dışarıya dayanıyor. Yani iç politika, dış politikamız bizim iç içe, Güneydoğu Anadolu'da. Şimdi ben birkaç yıldan beridir bir takım bir laf ediyorum, bir söz ediyorum. Belki de bunu Türkiye'de ilk eden veya en çok edenlerden biriyimdir. Benden önce etmiş olanlar da vardır. İç politika artık Türkiye'de dış politikadır. Dış politika iç politikadır. Yani Türkiye böyle bir noktaya geldi. Bunun iyi yanları da var. Yani bu şu demektir. Siz eğer gerçekten güçlü, kuvvetli bir ülkeyseniz, şimdi bugün tıpkı Amerika'da başkan seçiminin bütün dünyanın gündeminde olması veya Fransa'daki bir iç politika olayının bütün dünyanın gündemine taşınması gibi, bizim iç politika meselelerimizin de dış dünyanın gündemine girmesi sevindirici bir şeydir. Bir de dünyada globalleşme diye bir olgu var. Yani o zaman dünyanın her köşesinin birbirine bu kadar bağlandığı bir dönemde elbette dış politikada bizim iç politikamız olacak. Ama bizim ondan bir adım öteye giden, yani bu genel ilkeden bir adım öteye giden bir özelliğimiz var. O da Orta Doğu ülkesi olmamız. Orta Doğu'yla iç içe geçmiş olmamız. Dolayısıyla hele Türkiye'deki iç politika meselesi ve onun başını çeken terör meselesinden söz ediyorsak, o ancak Orta Doğu meselesi tartışılarak anlaşılabilir. Şimdi PKK'nın durumu. Diyorsunuz ki PKK artık Kürtlerin problemidir. Ve PYD'nin durumu. Ezeli düşman olan Rusya ve Amerika PYD ile ilgili aynı çizgide buluştu ilginç bir şekilde. PKK ve PYD, bu ikilem, yani sınırımızın içindekiler ve sınırımızın dışındakiler. Ne olacak önümüzdeki süreçte? Şimdi bunların, bu cümleler benim. Evet. Ama bunların her biri uzun açıklamalar gerektiren hususlar içeriyor. Şimdi bir kere şuradan başlayayım. Aynen öyle dediğiniz gibi, bendenizin de yazdığı gibi, bugün dünya tarihinin 1945 sonrasında yaşadığı en ilginç olaylardan birini yaşıyoruz. Yani Amerika ve Rusya gibi iki dev, yani bir soğuk savaşı dünyaya yaşatmış olan iki dev, 45'ten 1989'a 90'a kadar 45 sene neredeyse. Evet, 60 denir ama yani o işin... Hı hı. Pedantik akademik detayı, 45 sene bu iş yaşandıktan sonra 90'dan beri de başka türlü çekişmenin aralarında devam ettiği bu iki dünya devi geldiler, Orta Doğu'da, Suriye'de can ciğer kuzu sarması oldular. Şimdi benim ona dönük bir kere bir yorumum var. O yorumun yabana atılmasını istemem. O da şudur. Çok açık bir biçimde Amerika bu ilişki bünyesinde, bu ilişki sırasında Rusya'yı kullanıyor. Çünkü Amerika'nın aslında bir Orta Doğu planı yok. Yani Orta Doğu'da gayet pozisyonel olarak ilerliyor. Bush orada, baba Bush, oğul Bush, iki tane büyük belaya Amerika'nın başını getirip soktular. Obama onlardan daha akıllı bir insan olarak oradan çıkmanın yollarını aradı. Fakat derken bir Suriye bombası patladı ortaya. Bir bombanın patlayıp etrafına şarapnellerini saçıp herkesi iyi kötü yaralaması, zedelemesi kabilinden Amerika'da mecburen orada kaldı ve ne yapacağını günü gününe zaman kazanarak ölçme gayreti içinde. Derken Rusya oraya geldiğinde. Şimdi orada şöyle kritik bir şey var. İlk Bush müdahaleleri başladığı zaman Irak'a ben birçok yazılar yazdım. Sonra bir kitap da yazdım. Amerika bu 11 Eylül'ü çok sevdi diye. Oradaki temel iddiam şuydu. Amerika dedim, Irak'a Irak için falan gitmez. Oraya bir Kürt devleti kurmak için geliyor. O zaman bana bundan dolayı yakın çevrem, dostlarım da çok çıkışmışlardı. Ya böyle bir laf olur mu? Bu nereden çıkıyor falan diye. Benim de tabii gerekçelerim sağlamdı. Ve bugün bakın, üstünden şunca zaman geçtikten sonra bu gerçek ortaya çıktı ki Amerika Türkiye'nin güneyinde efendim federatif yapı, efendim kantonal yapı, efendim konfederatif yapı, ben onları bilmem, oraya bir Kürt bölgesi oluşturmak gayreti içinde.
Şimdi bu Türkmen Dağı'nın bombalanması, oranın IŞİD'den vesaireden arındırılıyor derken aslında Türkmenlerden boşaltılarak oraya PYD'nin yerleştirilmesi bir Amerika projesiydi. Amerika bunu Rusya eliyle yapıyor. Rusya şimdi orayı bombalıyor. Bu işler bombalamakla olmaz. Oraya mutlaka kara kuvvetleri lazım. Bu kara kuvvetleri de PYD. Yani dolayısıyla Amerika ile bugün PYD tam bir ittifak ve ortaklık içinde. Buna Rusya da katılıyor. Şimdi Türkmen Dağı'nı Rusya'nın bombalayarak ne elde etmesi mümkün? İşte oraları bombalayıp PYD gelecek, oraya bir Kürt yapısı oluşacak. Bu Türkiye'nin güneyinde bir ne derseniz deyin, ister saatli bomba deyin, ister kontrol noktası deyin, orada böyle bir yapı ortaya çıkacak. Şimdi bu Amerika ile Türkiye müttefik. Neyse ki bugüne kadar Amerika PKK'ya terörist örgüt demekte devam etti. Ama yani bunların bir garantisi yok. Şimdi Türkiye bir tarihte bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Fırat'ın batısına geçerse bunları direkt hedef kabul ederim. Bunların elinde Amerikan silahı görürsem sizi mesul tutarım. PKK'nın elinden bugün insansız hava araçları çıkıyor. PYD'nin elindeki silahların nereden geldiği belli. Dolayısıyla bugün PYD meselesi zaten açık bir biçimde Amerika'nın ve Rusya'nın meselesiyken ben diyorum ki dolaylı olarak PYD ile PKK arasında Çin Seddi olmadığına göre dolaylı olarak hatta artık dolaylılığı da aşmış bir biçimde PKK da bir Amerika ve Rusya meselesidir. Buna bir faktör daha koyun, İran meselesi. İran'ın bu konularla olan ilişkisi ortada. İran'ın bugün Le Monde gazetesinde Ruhani'nin açıklamalarını okudum. Dedi ki yakın dönemde Esad'dan başka çıkar yol yoktur. Şimdi Rusya Esad diyor, İran Esad diyor, Amerika yarım ağızda Esad gitsin diyor ama yarım ağızda da Esad kalsın diyor. Oradaki bütün konstrüksiyon, bütün düzenleme, yapı, dizayn, tasarım bir anlamda Esad'ın ömrünü uzatmak için. İşte Cenevre 3 görüşmeleri, Viyana görüşmeleri, Esad efendim 18 aylık sürede gidecek deniyordu. Bununla ilgili en küçük bir açıklama yok. Dolayısıyla Türkiye aslında şu anda sadece PKK ve PYD ile değil, aynı zamanda Rusya, Amerika ve İran'la da kendine göre mücadele ediyor. İşte o yüzden de yani iç politika ister istemez dış politika meselesi. Peki Joe Biden'ın ziyareti sizce istenilen amaca ulaştı mı? Şimdi Biden'ın ziyaretinde önemli bir faktör demin söylediğim husus. Yani geldi dedi ki, biz PKK'yı hala terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de net bir biçimde PYD gelirse biz Cenevre görüşmelerinde yokuz dedi. Bunu da kabul etti, gittiler. Ama yani iş orada bitmiyor işte. Ardından Obama kendi özel temsilcisini PYD'ye, sizi Cenevre'ye almadık kusura bakmayın ama sizinle ilişkimiz devam edecek diye gittiği yerinde ziyaret etti. Biraz önce bir haber bana geldi. Türkiye'de o özel temsilcinin PYD ile verdiği fotoğrafı eleştirmiş, kınamış vesaire. Yani buradaki mesele Biden'ın yapabileceğinin çok ötesinde bir durum. Yani hep şu soruyu ben ortaya getiriyorum. Amerika'nın ve Rusya'nın Orta Doğu'daki uzun erimli, uzun vadeli planı ne? Rusya'nınkini ben anlıyorum. Nedir? Böyle bir dev gibi ülkenin Akdeniz'e, Lazkiye ve Tartus'tan başka açılan kapısı yok. Bunları muhafaza etmeye çalışıyor. Ve oralarda büyük üsler. Ve üçüncü bir yer daha oralarda şimdi oluşturuyor. Üçüncü bir üst daha. O kapıları tutmak ve o denizlerle irtibat kurmak için. Bunu ben anlarım. Hatta bir dışişleri yetkilisinden dinlemiş ve basında okumuştum. Yani oraların Rusya'da kalacağına dair aslında Türkiye ona güvencede verdi zamanında. Ben şimdi yanlış bir şey, haddini aşan bir şey söylemeyeyim ama Türkiye'nin zaten onunla bir problemi olmazdı. Fakat Rusya onu kendisi çok güçlü bir biçimde muhafaza etmek için oraya geldi. Ama bu sadece oraya iki tane üssü muhafaza edeyim diye gelmek değil. İşte orada çok daha uzun vadeli bir planı var. Amerika'nın ise bugün öyle bir planı yok. Ama bir tek şeyden söz edilebilir, o da şudur. 1916 yılında Sykes-Picot anlaşması yapıldı. Bunu İngiltere ve Fransa yaptı. Bugün İngiltere ve Fransa'nın yerine Amerika ve Rusya almış durumda. Amerika, İran benim, Suriye'de Rusya benim diyor.
Rusya'da Suriye benim diyor. Dolayısıyla bugün bu iki devletin orada bir paylaşma pazarlığı var. O bölgeyi kontrol etme pazarlığı var. Şimdi Zeynep Hanım şunu düşünün ki 1916'da Osmanlı'yı oradan çıkardılar. Oraya oturdular, masanın başında yemek yerken, içki içerken haritalar çizdiler. Hatta rivayet edilir. Churchill işte hıçkırmış da eli böyle kaymış da o haritada şimdi böyle çizilmiş olarak devam ediyor. Peki 100 sene sonra ne oldu orada? Orada taş üstünde taş kalmadı. Orada yani bir takım ülkelerin zaten öyle bidayete giden tarihi yoktu. Irak ve bunlar Osmanlı buraları işte Halep, Şam, Musul falan diyerek idare etti. Osmanlı geldi buraya. Peki 100 sene sonra keşke orada bu işler devam etseydi. Arap Baharı'nın 5. yılındayız. Şimdi 5 sene evvel yaşananları düşünün. 5 sene sonra bırakın baharını, Arap Yarımadası'nın o bölgenin haline bakın. Bugün dediğim gibi taş üstünde taş kalmayan coğrafyalar. O yüzden bu pilav daha su kaldıracak ama burada çok kritik olan unsur, çok kritik olan unsur Kürt meselesidir. Kürt meselesi artık Türkiye'nin uhdesinden çıkmıştır. Bir bölge, hatta bir dünya politikası meselesi haline gelmiştir. Bence 100 sene sonraki tek yenilik budur. O yüzden ben Türkiye'nin meseleye çok daha geniş bir optikten bakıp artık bu Kürt politikasını bambaşka bir noktaya taşıması gerektiğini düşünüyorum. Peki şimdi Rusya'nın nasıl bir faydası var sorusunun aslında cevabını verdiniz. Yani oradaki denize girme. Peki Amerika'nın o Kürt hattından nasıl bir faydası olacak? Şimdi, nedir faydası? Faydası şu. Şimdi bir kere tabii bu işleri konuşmaya başladınız mı hemen petrol dersiniz. Peki. Ama benim orada söylediğim başka bir şey var. O da şu. Ta o zamanlardan başlayarak öne sürdüğüm şey şu. Şimdi Amerika veya Batı bunlar bir kimlik diyelim veya bir etnik kimliğin veya bir ulusal kimliğin varlığını kabul ederler. Onların demokrasi anlayışında bu vardır. Bunu önemserlerdi. Fakat onun bir kuvvet, bir güç haline gelmesini istemezler. Ben belki ileri bir yorum diyeceksinizdir buna ama öteden beri hep şunu düşündüm. Batı, Amerika, Batı'nın da başını o çektiğine göre o bölgede çok kuvvetli bir Türkiye hiçbir zaman istemez. İstemedi de. Bunu 40 türlü biraz geriye doğru gider. Evet, 40 türlü yoldan ispatını sağlayabiliriz. Dolayısıyla orada kendisine çok bağlı, kendisinin çok iyi kontrol edebileceği bir ikinci devlete ihtiyacı oldu. Şimdi bunu Türkiye'den istese, Türkiye de onlardan bir şey isteyecek. Diyecek ki ya mesela Türkmen meselesi değil mi? Bayır bucak Türkmenleri, Türkmen dağı meselesi. Yani günü gelip Türkiye, azizim bunlar yani her şeyiyle Türk ve bizimle ortak tarihleri geçiyor. Şu bölgenin iyi kötü kontrolünde ben bugünkünden daha fazla söz sahibi olayım derse ne olacak? Mısır diyorum, Musul, Kerkük meselesi Lozan'dan beri, Lozan öncesinden beri masanın üstünde değil mi? Peki Türkiye bunlara iyi kötü bir şey talep etmeye kalkıştığı zaman dünya birbirine giriyor. Bakın şimdi Başıkaya biz asker gönderdik değil mi? Bunun üstüne kıyamet koptu. Amerika telefon etti, adam gönderdi, çekin bu askerleri. Bunu Amerika Irak için mi yaptı veya bunu Irak mı istedi? Hayır, alakası bile yok. Bugün dünyada Irak diye bir ülke yok. İran'ın işgal ettiği bir Irak var. Tamamı oranın, İran'ın elinde ve aslında orada Başıkaya'da Türk askerinin bulunmasını İran istemedi. İran'la da Amerika kötü olmak istemediğinden Amerika İran'ın gönlünü hoş etmek için Türkiye'ye ya şu askerlerinizi şimdilik çekin sonradan bir çözüm bulacağız dediler. Sonra bir şey buldular gibi bir takım açıklamalar yapıldı. Şimdi o bölgede yani aslında İran yerinden oynatılamıyor. Nasıl oynatacaksınız? Ama Irak yerinden oynattılar. İşte Irak diye bir şey kalmadı. Irak'ı geldi, İran yuttu. Suriye darmadağın oldu gitti. Belli ki Suriye'de şimdi üçlü bir bölge kurulacak. Şiiler vesaire onlar her biri kendine ait bir
yapı oluşturacak. E şimdi bölge, böyle bir bölgenin idare edilmesi daha kolay değil mi? Bir şey daha söyleyeyim. Yani 1900, bu bölgenin Kürtler üzerinden idare edilmesi. O onun en önemli parçası. Tabii yani oraya bir Türkiye'nin güneyine, Suriye'nin kuzeyine, ta İran'ın kuzey batısından başlayıp Lazkiye'ye kadar o bölgeye bir Kürt kantonal yapısı yerleştirdiniz mi? Ki Barzani'de bağımsız devlet yapayım diyor. Onu yerleştirdiniz mi? Sizin Orta Doğu'yu artık onlar üstünden kontrol etmeniz, Türkiye üstünden kontrol etmenizden çok daha kolay bir hale gelir. O bakımdan baştan beri şey buydu, politika buydu ve geldiği, dayandığı nokta da bence bugün budur. Amerika'nın birinci derecede şeyi bu, önceliği bu. Peki şimdi İran, özelde biraz İran konuşalım istiyorum. Ambargolar kalktı, Batı ile sıcak ilişkiler kuruluyor, Avrupa turuna çıktı İran lideri. İran'ın son dönemdeki politikası, daha da önemlisi Batı dünyasının İran'a olan bakışı. Şimdi az önce dediniz ya, Kürtler üzerinden kontrol etmek daha kolaydır. İran'da yeni bir misyon mu kazandı Batı'nın gözünde? Tabii tabii. Nedir bakın. İşte o misyon şu, bu bölme, bu parçalama içinde İran'ın da bir müttefik olarak kabul edilmesi. Bu Batı politikası veya dünya politikasının meselesidir. Şimdi biz siyaseti böyle mutlak doğrular ve değerler üstünden düşünüyoruz. Hiç değişmeyen bir takım ilişkiler, böyle bir şey yok. Yani tam tersine siyaset her an değişen yeni koalisyonlar kurabilme sanatıdır. Yani bugün ters düşmüşsünüzdür, yarın bir konuda yan yana geleceksiniz. Bunu Türkiye de yapıyor. İsrail'le bizim aramız kötüydü ama İsrail'le ekonomik ilişkimiz bu aramızın kötü olduğu dönemde şuradan şuraya geldi çıktı. Bilmem İran'la da bilmem Batı'nın ilişkisi kötüydü ama ilişkileri şuradan şuraya geldi. Dolayısıyla değişmez, katı ilkeler değil, tam tersine çok değişken, çok hareketli kombinasyonlar. Şimdi İran sahaya böyle dönüyor. Irak'ı bitirdi. Ve bakın, şimdi çok garip bir şey bu. Şu anlamda garip bir şey. Şimdi Amerika İran'a karşı Suudi Vahabizmini destekliyordu. Şimdi İran sahaya girdi. Onların ikisinin arasında ihtilaflar var. Amerika hem İran'la çok iyi geçiniyor hem Suudilerle çok iyi geçiniyor. Yani bu akışkan, bu likit yeni dünya ister istemez dış politika ilişkilerinin de çok likit, çok akışkan olmasını gerektiriyor, getiriyor. Hele Orta Doğu'da bu tam tersi. Aynı zamanda biraz büyük ölçüde öyle. Büyük ölçüde öyle. Onun için de diyorum ki gün be gün zaman kazanmaya çalışıyorlar. Buna bir şey daha ekleyeyim. Bakın 1980'lerde hazırlanmış PU galiba, yanlış telaffuz etmeyeyim, İsrail'in hazırladığı bir PU planı var. PLU planı veya. Bu şunu söyler. Yani büyük Arap devletleri parçalanıp ufak devletçikler haline getirsin. Bu dünyanın değişmez siyasetidir. Osmanlı da zamanında bunu yaptı. Bunu Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da yaptı. Rus İmparatorluğu da bunu yaptı. E şimdi bugünkü dünya da aslında Orta Doğu'da bunu yapıyor. Ve şunu da söyleyeyim. Orta Doğu'dan başka dünya siyasetinin, dünya devletlerinin bu kadar doğrudan müdahil olduğu ikinci bir kara parçası yok yeryüzünde yani. Peki Orta Doğu'daki uluslararası örgütlerin hiçbir inisiyatif almadığından bahsetmiştiniz yazınızda. Bu örgütlerin pasivize evet. olmasının nedeni nedir şu an? İşte o başlı başına bir soru. Yani diyorum ki yahu D8 var, İslam İşbirliği Teşkilatı evet. var, Müslüman alimler. Allah aşkına siz, hadi ben atladım, herhangi bir kişi bunların şu kıyametler koparken ortaya çıkıp herhangi bir inisiyatif aldığını, bir tavır ortaya koyduğunu, bir yaptırım gücü belirlediğini görüyor musunuz? Yani bunların içinde para gücü, maddi gücü itibariyle Suudiler çok bütün bu hadise içinde var. Neredeler? Yani Yemen paramparça oldu gitti. Yemen diye bir yer kalmadı, yeryüzünden silindi Yemen. Kimsenin ben kalkıp bu iş öyle değil, böyledir, aman durun, şu işi şöyle toparlayalım dediğini görmedim. Türkiye aslında buna bir miktar uğraştı ama onun da zaten böyle bir problemi tek başına halletmesi mümkün değil. Şimdi programın sonuna yaklaştığımız için muhakkak sormak istediğim bir soru var. O da ne?
Yeni anayasa çalışmaları. Şimdi Perşembe günü ilk toplantı yapılacak. Üyeler belli oldu. Sizin görüşünüz nedir? Yani şimdi dış politikadan böyle bir ışık hızıyla, kuantum sıçramasıyla anayasa tartışmalarına gelmemi istemeniz bir kere özel bir durum. Bunu tespit edeyim. Şöyle, ben meselelere olması gereken sonuç açısından bakarım. Yani böyle bir anayasayla Türkiye'nin daha fazla devam edebileceğini söyleyen ve yıllardır şunu söylüyorum, bu anayasayı savunan Türkiye'de bir tek kişi var mı? Yok. Bu çok garip bir durum. Zeynep Hanım, yani düşünün, Türkiye'de 7'den 70'e diyeyim deyim olarak herkes bu anayasaya karşı. Bu anayasa 77 kere değiştirildi 1982'den beri. Fakat kimse, yani kimse dediğim parlamento, değil mi, bu toplumun temsilcilerinden, mümessillerinden oluşan parlamento bir anayasa yapamıyor. Bu aklın alacağı bir şey değil. O zaman Türkiye'nin toplumuyla siyaseti arasında temsil mekanizmaları bakımından, Türkiye'nin sosyolojik taleplerini parlamentoda realize etmek, gerçekleştirmek bakımından ciddi bir problemi var. Onun için yani umarım bu defa bu söylediğim gerçeği parlamentodakiler de biraz daha idrak ederler de ortaya yeni bir anayasa koyarlar. Işık hızıyla başka bir konuya geçeyim mi hocam? Buyurun. Yok, yeni anayasadan devam edeceğim. Şimdi umuyoruz, dediğiniz gibi hani hiç kimse bu anayasadan memnun değil. Umuyoruz ki mutabakat sağlanacak. Özellikle başkanlık sistemiyle ilgili tartışmalar sizin bakışınıza göre nasıl devam ediyor? Bunu da sormak istiyorum. Bence iyi bir yere doğru gidiyor. Yani, her şeyi tartışıyor musunuz başkanlık sistemiyle ilgili? Şimdi onu söyleyeyim. Yani benim için başkanlık sistemi meselesi şudur. Bunu daha önce söyledim. Ben başkanlık sisteminde henüz kendisine bütün hani argümanları görüp de bir pozisyon tayin etmedim. Bunu Cumhurbaşkanı da söylüyor. Diyor ki 81 ilin temsilcileri veya neyse katılımcılarıyla bir arama konferansı yapalım da anayasa ve bu başkanlık sistemi meselesi onunla birlikte ele alınsın. Fakat ben hep şunu söyledim. 2000 bilmem kaç yılında işte Cumhurbaşkanı'na halk seçsin mi diye yasa referanduma giderken efendim çıkmaz falan diyenlere ben hep şunu söyledim. Bu insanlar bütün saygımla söylüyorum, siyasetin ne olduğunu yeteri kadar idrak edememişler demektir. Yani bir topluma siz azizim Cumhurbaşkanı'nı vekillerin aracılığıyla mı seçmek istersin, yoksa sen kendin götürüp sandığa şıp diye bir oy atıp o suretle mi, o yoldan mı seçmek istersin diye sorduğunuz zaman halk yok efendim ben bunu istemem, vekiller bunu yapsın der mi? Siyaset insanın bizzatihi kendisi olarak ve doğrudan kendisi hakkında karar alma, verme, üretme alanıdır. Şimdi bütün dünya doğrudan demokrasiye giderken Cumhurbaşkanı'nı hayır halk seçmesin der mi bir halk yani? İşte nitekim demedi. Şimdi burada da aynı şey. Hep şunu söylüyorum. Türkiye'de bütün mesele bizim Cumhuriyet tarihimiz boyunca siyasal katılımı ne kadar ortaya koyduğumuz meselesidir. Bu bize yeniden siyaset yapma, daha doğrudan siyaset yapma, siyasete daha geniş ölçüde katılma imkanı verecekse, toplum bunu kabul ederse o zaman başkanlık da yeni anayasada kuş gibi oluşur. Öbürü ayrı tartışmaların meselesi. Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sabah Gazetesi yazarı Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman. Çok teşekkür ederim kadroya katıldığınız için efendim. Kadrajı bu akşam burada noktalıyoruz. Yarın saatler 18.15'i gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.